Selamun aleyküm arkadaşlar. Eylül ayı hazırlıklarını yapıyoruz. Arılara şuraya koyduğum keki kapış kapış yiyorlar. Oyalıyor bu bunları. 2 gündür yiyorlar yine. Ben şöyle petekleri yalatmayı falan burada yapıyorum. Bu köşeyi biliyorlar arılar. O yüzden buraya gelirler. Buraya şöyle bir de tuzak kovan koydum. Buradan dışarının İşte kaçan göçen arı bile olsa yiyeceği burada olduğu için mecbur buraya gelecekler. Buraya yakın yere kaçarlar. Bu mevsimde kovan tekleri olur. Şurada da kovanlarım var. Bende de biraz tembellik var. O yüzden petekleri burada imha ediyorum. Çırpıyorum kötüsünü, iyisini vesaire. Neyse yalatıyorum. Temizleri kaldırıyorum. Temizleri depoya kaldırıyorum. Petekleri, çıtaları burada. Petekli çıtalar depoda. Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Onu da göstereyim size de tam olsun video. Eylül ayındaki yapılacaklar. Bu ay yağma ayıdır. Bura normalde arı saldırısı çok olur ama şimdi koku var, gelmiyorlar. Formik yaptım. Bak şöyle dizdik petekleri. Şuna da dizdik. Şimdi buna da dizecek böyle. Sıkıştırdıkça artan petekleri böyle onar onar istif ediyoruz. Yukarıdan formiyi döküyoruz içine. Aşağı yukarı 2, 4, 6 kat şey var burada. Kovan 60 tane petek var. Bu 60 peteğe 60 cc formik yapmışızdır herhalde. Şey 6 kat mıydı? Evet. 10 cc tanesine 60 cc formiyi yukarıdan döküp çimdirmişizdir. O yoğun koku güve yumurtalarını öldürür. Hiçbir şey bırakmaz. İkincisi, beslemeyi ihmal etmiyoruz. Aç ayı fırın duvarı yıkardılar. O yüzden aç bırakmıyoruz. Arıları şuruplamayı ihmal etmiyoruz. Delikleri daraltıyoruz. Görüldüğü üzere arılar mücadele etsin. Bak delik daraltma işleminde şöyle delik daraltacak aparat yoksa çamur. Çok güzel iş yapar çamur. Çamurla delikleri daraltıyoruz. Bak bunu da öyle çamurla daraltmışız. Görüyor musunuz? En güzel malzeme çamurdur. Her elin altında her yerde kolayca bunu istediğin şekli verin. Böylelikle besleme yapıyoruz. Bak şu yandan giriyor. Oraya çamuru düşmüş. Oraya çamur yapacağım. Geçen yerin çamuru düşmüş oradan arkadaşlar. Hemen şuradan alıyoruz şöyle bir çamur. Basitçe şuradaki açıyı kapatıyoruz. Bak buradan arı girip çıkıyor. Bu istediğimiz bir olay değil. Buradan yağmacı da girebilir. İşte bu. Böyle delikleri daraltıyoruz. Çamurluyoruz. Yağma önlüyoruz. Bak delikleri daraltılanlar daraltmışız. Daraltamayanlar çamurlamışız. Görüyor musunuz? Şunu da daraltalım mesela. Bak bunu daraltmamışız nüfus güçlü diye. Ama yine de daraltalım. Şunu da daraltak. Daraltalım. Evet. Evet, polen giriyor. Şunlar güçlü polenler, bunları daraltalım. Besleme yaparken de arkadaşlar en önemli olay şu. Beslemelere bak, şunu da çamurlamışım, görüyor musunuz? Aparat yok, kocaman çamur yapmışım. Küçük bir delik bırakmışım ona. Oradan rahat işliyorlar. Artık çalışma yoğunluğu olmaz arada. Küçük delik bırakmak yeterli. Yağmayı kendini savunsun ara en azından yağmaya karşı. Bunlar çamurlandı işte gördüğünüz gibi. Bu şurada önemli arkadaşlar. Yavru uçuruyoruz. Şurada bir kovan. Bak şu boşluktaki bir kovan. Geçen hafta poşetleri, şuruplamaları verip giderken akşamleyin şöyle üzerlerine birket koydum. Şöyle bak şu birketin sahibi herhalde.
Bir ket yukarıdan basınca şurubu patlatmış, haberim yok. Altına akmış şurup. Altına akınca da ertesi gün sabahleyin onun kokusuna var diye tüm arılar gelmiş. Arılar şu an aç köpek gibi kuduruyorlar. En ufak bir bal kokusu, şeker kokusu, şurup kokusu alsın saldırırlar. Böylelikle bunu yağmalamışlar. Bu zavallıcak da iyice bittiği için gitmiş. Aradım sağa sola ama bulamadım. Nereye gittiğini bilmiyorum. Kaybolmuş. Muhtemelen o boş bir kovana gitmiştir, etrafta boş bir yuva bulduysa. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Şurup beslemelerde, özellikle poşet beslemelerinde böyle üstlerini örtecekseniz rüzgara karşı, kovanların işte üstüne taş falan koyacaksanız gündüzden koyun, 1-2 saat sonra kontrol edin. Damlama, akma var mı? Patlama var mı aşağısına? Ola ki arı iğnesiyle deliyor, diliyle deliyor poşeti, şurubu çekiyor. Bu esnada poşetin üzerine basınç gelirse o arının deldiği yerden bile çıkabiliyor şurup. Damlıyor o zaman altına. Ha, bu da sıkıntı veriyor, yağmaya sebebiyet veriyor. Yağma istemiyorsanız çok tedbirlerinizi iyi almalısınız. Ha, şuralarda şeylerim var da. Ne onlar? Poşetler, bunları bilinçli bırakıyorum. Şu an için tepsini bir temizleyeceğim. Poşeyi yemleme bitsin. Ondan sonra bir elime kovayla bunların hepsini bir saat içinde tertemiz ederim burayı. Onun için pasaklı pis demeyin. Halle olacak yani onlar. Şu an habire yemleme yapıyoruz, fırsat bulup. Bunlarla uğraşamam şu an. Efendime söyleyin arkadaşlar. Eylül ayında iyice ihmal etmiyoruz. İyice ölçülü veriyoruz. Aç bırakmıyoruz. Yağmacılığa dikkat ediyoruz. Yağmaya sebebiyet vermiyoruz. Açık beslemeler, petek yalatmaları en az 50 metre uzağa koyuyoruz. Benim böyle 5 metre yakınına koyduğuma bakmayın. 50 metre uzağa koyuyoruz. Arı çünkü şuraya yem koydun, en az 15-20 metre alanda o yemi yemin etrafında dolaşıyorlar yağmacılar. Şurada öldürdüğüm arı da şeydi. Sarı arı, tarlacı arıyı yakalamaya çalışıyor. Tarlacı da kaçıyordu. Yakalayıp götürecek. İçeri giremiyor. Kovanlar güçlü. Sarı arı da içeri giremeyince dışarıda kapının önünde yakalayıp kaçmaya çalışıyor. Kelebekler de öyle. Girmeye çalışıyor ama giremezsiniz nafile. Yumurta bırakacak alçalar. Bunlar gece bırakır yumurtayı. Gece bıraktığı için onların gözü gece görür, arı görmez. Ama şöyle bu tür kovanlara gece giremiyor. Bunların deliği küçük, kanatları açık şeyin, kelebeğin buradan giremiyor bu deliklerden. Düz deliklere, düz açık olan şeylere giriyor kovanlara. Eylül bakımı da böyle arkadaşlar. Anlaşıldık mı? Şu an için yapacağım şey, kekmek verilmeye gerek yok. Polen var işte, görüyorsunuz polen gelenleri, göstereyim. Ha. Polen şimdi gelir. Bakayım geleni göstereyim. Aha bak şurada ayağında polenle. Görüyor musunuz? Polen var, rahat geliyor, hepsinde var. Efendime söyleyeyim. Yapacağınız şey sadece şurup beslemesi. Şurubunu verin. Şurup da bire bir veriyorduk. Havalar şu yağmurlarla biraz soğudu. İkiye bir de verebilirsiniz şurubu. Koyun şurup da verebilirsiniz artık. Arıları da mümkün olduğu kadar sıcak tutun şu an. Daha kışa girmedik. Arı çalışacak. Gece ısısına yavru alanı üşümesin. Sarıp sarmalayabilirsiniz. Kışın açacağız ama.